19 Eylül Pazartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Atlantik saldırganlığına kuşak ve yol çözümü 21. yüzyılın devletler arası ilişkiler düzlemindeki en önemli çelişmesi Atlantik ile Asya Pasifik çelişmesidir. ABD, kurallarını kendisinin belirlediği 20. yüzyıl düzeninin sürebilmesi için Asya Pasifik'i hedef almış durumda. Rusya'nın başından itibaren Ukrayna'ya müdahaleyi savaşı önleyen savaş diye nitelemesi tam da bu nedenleydi. Çünkü Rusya müdahale etmese bir büyük NATO kuşatmasıyla boğulmaya zorlanacaktı. Putin kuşatmayı Ukrayna'dan yarmış oldu. Atlantik medyası her ne kadar sanki Rusya Ukrayna'ya müdahale ettiği için NATO tepki olarak genişliyor diye sunmaya çalışsa da gerçek tersidir. Örneğin NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, Geçen günlerde bu gerçeği ortaya koydu. Estonya ziyareti sırasında NATO'nun birkaç yıl önce Rusya'ya karşı yeniden genişlemek üzere planlama yaptığını söyledi. Yeni NATO artık belgeleri de ortaya çıktığı üzere söz verdiği halde 1999'dan bu yana dalga dalga Rusya'ya karşı genişlemektedir. Gerçi Atlantik medyasına rağmen görmek isteyenler için ortada pek çok veri vardı. Örneğin Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2021'deki müdahalesinden sonra 14 Haziran 2021'deki NATO zirvesinde Karadeniz'in Rusya'ya karşı cepheleştirilmesi ve bu amaçla Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO üstüne dönüştürülmesi gayet açık olarak zirve bildirisinde işaretlenmişti. Hatta o zamana kadar da NATO üyelerinin Ukrayna ve Gürcistan'la askeri ilişkilerini geliştirmesi istenmişti. Nitekim ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileri talebine yanıt vermeyerek Ukrayna krizini büyüttüğü günlerde Washington eski piyonu Saakashvili'yi Gürcistan'a göndererek bir iç ayaklanma ardından da Ukrayna ile eş zamanlı bir Gürcistan cephesi açmayı planlıyordu. Özetle ABD Atlantik düzenini sürdürebilmek için Asya Pasifik'e karşı çifte sınırlama stratejisi uyguluyor hem Rusya'yı hem de Çin'i çevrelemeye çalışıyor. ABD böylece enerji politik zeminde Avrasyalaşma eğilimi taşıyan Avrupa'yı yeniden bölüp Almanya-Fransa ikilisinin stratejik özellik arayışına gen vurmayı ardından da Avrupa üzerindeki hegemonyasını sağlamlaştırarak Asya Pasifik'e karşı Transatlantik ittifakını harekete geçirmeyi hesaplıyor. İşte NATO'nun 28 Haziran 2022 tarihli Madrid zirvesinde kabul ettiği 2030 kavramı konsepti o hedefin gereğiydi. ABD NATO'ya Rusya'yı doğrudan tehdit, Çin'i de stratejik rakip ilan ettirmişti. Özetle emperyalist ABD uzun zamandır Çin-Rusya ikilisine karşı stratejik planlamalar yapıyordu. Bunu da adım adım resmi belgeleri taşımış oldu. İnsanlığın önündeki en önemli sorunsa ABD'nin emperyalist çıkarları için dünyayı ateşe atabileceği olasılığıdır. İşte Kuşak ve Yol İnisiyatifi pratikte ABD'nin bu büyük kuşatma girişimini engelleyecek dünya tarihinin gördüğü en büyük işbirliği modelidir. Asya, Avrupa ve Kuzeydoğu Afrika arasında ekonomik entegrasyon planlayan bu modeli inceleyerek Kuşak ve Yol'un küresel problemler karşısında nasıl çözüm yolu olabileceğini araştırdım. Ortaya Kuşak ve Yol Büyük Avrasya Ortaklığı isimli son kitabım çıktı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan bu 11. kitabımda üç temel tezi tartışıyorum. Birinci tez, kuşak ve yol inisiyatifi Asya, Avrupa ve Kuzey Doğu Afrika arasında yeni tip ve gelişmiş türden bir işbirliği modeli oluşturarak büyük Avrasya ortaklığını inşa edecektir. İkinci tez, kuşak ve yol inisiyatifi en geniş coğrafyada en geniş işbirliğini oluşturarak ABD saldırganlığı karşısında en geçerli caydırıcılığı yükseltecektir. Üçüncü tez, Kuşak ve yol inisiyatifi, birlikte kalkınma eksenli olarak rotaları üzerindeki sorunları çözecek, komşuluk ilişkilerini geliştirecek ve bölgesel barış projelerini hayata geçirecektir. Bu tezleri siz okurların da tartışarak derinleştirmesi ve geliştirmesi dileğiyle. 19 Eylül Pazartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Atlantik saldırganlığına kuşak ve yol çözümü